Efendim, İsrail tam 81 gündür Gazze'de katliam yapıyor. Hep birlikte ne yazık ki izliyoruz. O insanların hayatlarından oluşunu, evlerinden, barklarından oluşunu izliyoruz değil mi? Havadan, karadan, denizden Gazze'ye bomba yağıyor. Gazze günlerdir abluka altında. Gazze'de can kaybı da 22.000'i geçti. Şimdi savaşın başında biz ne duyduk? Hemen ABD'nin desteğini duyduk değil mi? Ne yaptılar? Önce bir savaş uçağı gönderdiler. Sonra savaş gemisi gönderdiler. Tabii bir yandan da anlam veremediğimiz şeyler de oldu. ABD yine bildiğini yaptı. Bir yandan Türkiye'yi arabuluculuğa çağırdı. Garantör ülke olmaya çağırdı ama tam o dakikalarda da İsrail'e destek devam ediyordu. Şimdi diyoruz ya, 22.000 Gazze'linin katili ABD mi diye. Hani sadece İsrail değil, burada ABD'nin parmağının nedenli yüksek olduğunu gördük. Niye? Şimdi ABD savaşın başından bu yana tam 244 nakliye uçağı ve 20 gemiyle İsrail'e tam 10.000 tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdi. Yani fiilen kendi ordusuyla orada olmasa da aslında bu savaşta resmen o noktada olduğunu bizlere gösterdi. İsrail'e defalarca desteğini dile getiren Amerika sözlü açıklamayla da yetinmiyor yani. İsrail'e askeri yardımda da bulunuyor. Bir kez daha altını çizelim. Amerika İsrail'e 10.000 tondan fazla silah gönderdi. Yani Gazze'deki savaş suçlarının da ortağı oldu. Tarih elbet bir gün hesap soracaktır diyelim ve devam edelim.